Erdal Bey iftara eve gelmiş. İstemiyorum diyor çocuk. Niye getiriyorsun adamı eve? Ne oluyor böyle? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ben o adamla beraberim yani. İstediğim yere çağırırım. Sana ne? Tuna ile aralarını yapmaya çalışıyorum Erdal'ın haklı olarak. Kalabalık aile ortamında daha rahat kaynaşır diye düşündüm. Ama Tuna o ailesine girsin, babası olsun istemiyor. Kim babası olacak dedi ki zaten, onun bir babası var. Tamam, evlenmeni de istemiyor. Ya ben evleneceğim demedim ki. Ne dedin peki? Bir tanış dedim. Evlenmeyecek misin yani o adamla? Bak yine başlıyoruz Ömer. O seni hiç ilgilendirmez. Ben sana soruyor muyum Süreyya ile evlenecek misin diye? Bana ne? Ne yaparsanız yapın. Eve git sen Figen. Bekleyeyim işte seni. Figen git dedim. Süreyya niye geldi buraya? Gelinlik bakmaya gittik ama ben Tuna'yı duyunca onu orada bırakıp buraya geldim. Aferin sana. Sağ ol. Nedir durum? Tuna nasıl? İyi. Kendini kilitlediği yerden çıkardım. Sonra biraz konuştuk. Şimdi de sınıfa girdi. Arkadaşından özür dileyecek. Geçmiş olsun Gamze abla. Sağ ol Süreyya. Ne olmuş peki? Niye böyle bir şey yapmış? Ailevi bir mesele. Konuşmak istemiyorum. Ben Tuna'ya bakayım. Şurada bekleyeyim birazcık, çıkar şimdi. Tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için Ömer Bey. Görüşmek üzere. Madem ailevi bir mesele, siz burada oturmuş neyi konuşuyordunuz? Olanı biteni anlatıyordum Gamze Hanım'a Süreyya. Sonuçta onun oğlu ya. Hem buraya gelecek kadar niye merak ediyorsun ki sen bunu? Peki. Bundan sonra ben merak etmeyeceğim. Ama sen de etme Ömer, artık olur mu? Neyi? Tuna'yı da Gamze ablayı da merak etme artık. Ne demek istiyorsun sen Süreyya? Şunu demek istiyorum. Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer. Ne demek istiyorsun sen? Nereden çıktı şimdi Gamze? Gamze abla. Süreyya. Ben bu okulun öğretmeniyim. Buraya Tuna için geldim. Mesele sadece Tuna. Gerçekten öyle mi acaba? Ne demek gerçekten öyle mi acaba? Başka ne olabilir? Telefonum çaldığımda yanımdaydın. Okuldan aradılar, çağırdılar. Tuna kendini kilitledi, seni çağırıyor dediler. Ne yapsaydım? Gelmese miydim? Gelseydin tabii. Geldin de zaten ama beni o şekilde gelinlikle orada bırakıp değil Ömer. Düğünden kaçmadım ya. Nikah masasından kalkıp mı geldin buraya? Bunu yapan onu da yapar. Süreyya ne alaka şimdi? Sen neyin peşindesin? Kafede ya da restoranda değilim ben. Öğretmeni olduğum okuldayım. Okuldan çağırdılar. Çocuğa yardımcı oldum. Bu kadar basit. Daha dün sen de yardımcı olmaya çalışmadın mı? Çocuk çok üzgün. Parka götürelim diyen sen değil miydin? Evet, evet üzüldüm de yaptım. Ama başka bir meselemiz yokmuş gibi dönüp dolaşıp Gamze ablayı konuşuyoruz Ömer. Tuna Gamze ablanın çocuğu olmasaydı yine böyle yapar mıydın? Yine bu şekilde peşinden koşar mıydın Ömer? Bence koşmazdın. Tabii ki koşardım. Hepsi benim öğrencim. Ama sadece bu değil ki Ömer.
Sen Gamze abla için de birçok şey yapıyorsun. Yok görücü usulü evlenmesinmiş, yok o adam ona uygun değilmiş, yok hayatı kararırmış. Sana ne Ömer bundan? Biz seninle bunu konuştuk. Anlattım, tamam dedin, kapattık bitti. Niye inatla buralara geliyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun Süreyya? Ne demek istiyorsan evelemeden, gevelemeden açık açık söyle artık. Ben bir şey demek istemiyorum. Ama o kadın bizim etrafımızda olduğu sürece bizim aramız açılıyor. Görmüyor musun Ömer? Görüşmeyeceksin ya işte o kadınla. Buna sen karar veremezsin. Veririm. Nişanlınım ben senin. Ben de senin nişanlınım. Ben sana diyor muyum onunla görüş, bununla görüşme diye? Ya mesele de o ya zaten Ömer. Sen hiçbir şeyime, hiçbir zaman bir şey demiyorsun. Süreyya ben gerçekten anlamıyorum seni. Özgür ol, kendi iradenle davran diye elimden geleni yapıyorum. Hata mı ediyorum ben? Evet, hata ediyorsun oldu mu? İstemiyorum ya görüşmeni, o kadar. Suna? Özür diledin mi arkadaşına? Evet. Dersi var, niye götürüyorsun? İzin verdiler bugün. Biz eve geçiyoruz. Tuna, özür dilemek de çok doğru davrandın. Şimdi annenle eve git. Yarın görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz Orhan. Görüşürüz. Görüşürüz Süreyya. Görüşürüz Gamze abla. İnadıma yapıyorsun değil mi? İnadıma gittin oraya. Beni daha da sinir etmek istiyorsun. İnadıma yapıyorsun. Süreyya yeter. O kadın dediğin kadına değil. Oğlunun yanına gittim ben. Gitme Ömer o zaman. Gitme ya. Gitme. Çok mu zor? Çok mu önemli? Hatta sana şöyle sorayım. Benden, bizden daha mı önemli senin için? Böyle saçma bir şey konuştuğumuza inanamıyorum ya. Ne konuştuğumuzun farkında mısın sen? Kimin yüzünden acaba? Süreyya. Ben senin nişanlınım. Sana bir söz verdim. Seninle evleneceğim dedim. Ama eğer bana karşı bu tavırlarına devam edersen bu ilişkiyi ve geleceğimizi tekrar düşüneceğim. Ne? Ömer sen ne diyorsun? Duydun dediklerimi. Ben düşüneceğim. Sen de düşün. Hadi eve bırakayım şimdi seni. İstemez. Ben kendim giderim. Nasıl? Daha iyi misin şimdi? İşte. Tuna, bana bak bir daha sakın böyle şeyler yapma. Çok korkuttun beni. Yüreğim ağzıma geldi vallahi. Tamam. Ama seninle evlenmeyeceksin o adamla. Kaç kere konuştuk oğlum. Evleneceğim diye bir şey yok. Hiç de bile var. Aptal değilim ben. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Evdeki herkes seninle evleneceğini konuşuyor. İstemiyorum ben o adamı. Hem zaten tanıştım da. O ne resim yapmasını bilir, ne de top oynar benimle Ömer öğretmenim gibi. Zaten seninle sıkılırsın o adamla. Yine iki gözün iki çeşme. Süreyya sana diyorum niye ağlıyorsun? Ömer üzdü değil mi yine seni? Bak gidip anneme söyleyeceğim ona anlatırsın artık niye ağladığını. Yok ya ben en iyisi babama söyleyeyim. Sakın. Sakın bir şey söyleme. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Dökül o zaman. Ömer nişan atmak istiyor. Ne? Ne diyorsun sen ya? Okula gittiğimde Gamze ablayla konuşuyorlardı. Tuna'yla ilgiliymiş. Ama herkes mi, her şey mi benden önemli olacak? Bizim hayatımız hep bu şekilde mi devam edecek? Ben ilk günden beri her şeyi kabullendim.
yavaş yavaş oturacak ilişkimiz diye sabrettim ama beni o şekilde, o gelinlikle üstümde orada bırakıp gittiğinde kendimi nasıl sıkışmış hissettiysem bu hep bu şekilde devam edecekmiş gibi geldi bana. Dayanamadım ben de. Görüşmeyeceksin dedim Gamze ablayla. Sonunda be ablacığım. Tavrını koydun yani. Demez olaydım Figen. Çok kızdı bana. Ne dedi peki? Bitsin mi dedi? İlişkimizi tekrardan gözden geçirecekmiş. Ben de sinirlendim, döndüm arkamı gittim. Sen haklıydın Figen. Bu sefer asla geri adım atmayacağım. Yüzünü bile görmek istemiyorum onun. Ablacığım kararlı olmana çok sevindim ama kötü bir haberim var. Neymiş? Annem bu akşam iftara Ömer abileri davet edecek. Gerçekten mi? Ama asıl kötü haberim o değil tabii. Çünkü Fatma teyzeyi de aradı. Gamze ablalar da geliyormuş. Yani sen ne kadar kaçarsan kaç, bu akşam hep beraber olacaksınız. Erken gelmişsin oğlum. Gelinlikçide kısa mı sürdü işiniz? Okulda bir sorun çıktı. Dönmek zorunda kaldım. Canın mı sıkkın oğlum senin? Öyle. Ama sıkıntımla baş başa kalmak istiyorum. Paylaşmak istemiyorum artık. Evladım, sıkıntıyı paylaşmak ağaç budamaya benzer. Birikmişi atarsan dal rahatlar, gideceği yönü bilir. Sonra bir bakarsın filizlenip çiçek açmış. Babanım lan senin çocuğun, dök içini. Dök, rahatla. İstemiyorum artık baba. Sıkılacaksam sıkılayım. Bunalacaksam bunalayım. Ama çözeceksem de ben çözeyim. Bir karar alacaksam bir başıma, kimsenin etkisinde kalmadan alayım. Ben artık bunu istiyorum. Nasıl kararlar bunlar? Gamze'ye geri döneceğim falan demeyeceksin değil mi bana? Hayır baba, onun hayatında biri var zaten. Evlenecek o adamla. Hem sen Gamze konusunda haklıydın. Bizim yaşam tarzlarımız birbirine uymuyor. Başka türlü yaşıyoruz. Dediğin gibi. Olacak iş değilmiş. Olmazdı da zaten. Çok şükür, çok şükür. Sorun yok o zaman. Var baba. Sorun var. Geleceğimin ipleri elimde olsun istiyorum. Bıktım artık onu yapma bunu yap denmesinden. Ben hayatta yolumu bilmek istiyorum. Ben dengemi kaybettim. Lütfen sen de daha fazla zorlama beni. Çünkü zorlarsan ne nişan kalacak ne de evlilik. Ne de ben diye biri olacak bu hayatta. Baba ben nasıl var olacağım? Ben nasıl aile kurup kendi ayaklarım üzerine duracağım böyle giderse? Tamam oğlum tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Benim burada olduğumu bilemem. Güveniyorum ben sana. Bugün eve gelene kadar da tutturdu evlenme de evlenme, evlenme de evlenme diye. Ay ne diyorsun ya? Hay Allah. Acaba diyorum ki bir müddet görüşmesem mi Erdal'la? Sen niye hemen telaşlanıyorsun ya? Böyle
Yani olayın sıcaklığıyla olumsuz düşünmeye başlıyorsun. Kızım zaman ister bu işler. Alışacak elbette. Yani hem ne yapacaksın sonrasında? O büyüyecek, gidecek. Sen bir başına yalnız yalnız mı yaşayacaksın koca bir ömür? Kim arıyor? Ceren arıyor. Efendim Ceren? Ya kaçıyorsun, otur şurada konuş ya. Alo canım. Ya meşgulsündür, seni fazla tutmayayım. Nisa için aradım. Hı. Dinliyorum. Bu akşam işe başlayabilir. Ramazan olduğu için restoranda çok yoğun değil zaten. Zorlanmadan ufak ufak öğrenmeye başlar. Ha bu arada Gamze. Abisi burayı biliyor artık. O yüzden ben bizim diğer şubede işe başlarsa daha iyi olur diye düşündüm. Sen de adres var, verirsin zaten. Ha tamam tamam, ben ilgileneceğim. Sen konuşamıyorsun, müsait değilsin galiba ha? Ha aynen öyle. Sonra konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Selam su. Ay. Ay kapattı. Ne tamam. Diyor? Neyle ilgileneceğim? Şey, Erdal Bey'le beni iftara davet ediyor, gelin burada açın diyor. Ben de ilgileneceğim dedim. İyi. Kız haklı bak, sen bu Tuna meselesine kafayı taktın. Takma yani, gidip görüşün Erdal'la. Yalnız bu akşam olmaz. Bu akşam Üstü dayınlara iftara davetliyiz. Anne ben gelmeyeyim ne olur. Hiç ikiletme, geliyorsun. Ay anne lütfen ya. İkiletme diyorum Gamze sana. Ayıp insanlara ya, iftara davet etmişler. Geleceğiz dedim. Gideceğiz işte hep beraber. Ben bir Nisa'yı arayacağım. Oraya. Şu yaptığın karnıyarıktan Nisa'ya götüreyim. Çocuklar çok seviyor. Niye fısıldıyorsun? Karnıyarım devlet sırrı çünkü. Ondan değil mi? Ay <uf. gülüyor> Hadi hadi, fırında da bir tepsi kıymalı börek var. Ondan da koyalım, gel. Öf. Ne bileyim. Al işte. Güzel ama karnıyarım, doğru. Alnımda yazanlar, aklımda kalanlar, oyun bozan mı haklı, biri söylese. Dinledim seni, dokunmadım sana, dokunmadım kalan rüyalara. Zarar, ziyan döküldü ortaya. Ölüm kadar rahatmış ayrılık. Ufak tefek birkaç sorun mu var? Geçer geçer zaman, şu an yalan. Nedir ki bak, silindi hafızam. Hayat kadar yalanmış ayrılık. Hoş geldin. Sen çalıyor musun bunların hepsini? Öyle arada çalıp söylüyorum. Havalara bak ya. İyi ki bir şey sorduk. Sorma. Yaman ne öküze insansın ya. Allah Allah. Uğraşma benimle, gel hadi gel. Tut. Bu ne? Kask. Hadi gidiyoruz. Sen bir şeye benzedin. Neye benzedim Yaman? Sen sincaba benzedin. Sıkı tutun. Tamam hadi. Biraz da börek koydum, biraz da meyve. Sağ ol Gamze. Vallahi hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Ben zorda olsam sen koşmaz mısın? Koşarım. Koşmaz olur muyum? Zaten şu iş bir olsun, yani bir başlayabileyim. Sana çok güzel yemekler pişireceğim. Vallahi söz. İşte ben de tam onun için geldim. Otur otur. İş için? Evet. Ceren aradı. Hı hı. Seni yarın akşam bekliyor.
Gerçekten mi? Başlayacak mıyım? Ay Allah. Ay Allah razı olsun Gamze. Senden de Ceren Hanım'dan da çok mutlu oldum. Senden de razı olsun Nisa. Başlayacağım başlamasına da bu iş nasıl olacak? Sen nasıl bu evden çıkacaksın? Nasıl gece o saatlerde eve döneceksin? Merak etme. Sen de merak etme. Ceren Hanım da merak etmesin. Ben yani çok dikkatli olacağım. Bulmak zorundayım yolunu. Dikkatli olurum. Sadece son otobüse yetişebileyim yeter. O konuda Ceren sana yardımcı olur. Hiç merak etme. Rahat ol. Ay. Hadi bakalım. Birini mi bekliyordun? Hayırdır inşallah. Allah Allah. Şükran. Sen bu evin yolunu bilir miydin? Hayrola? Aşk olsun Nisa. Kız ben Tahir'den korktuğuma gelemiyordu. Almayacak mı beni içeri? Yok canım olur mu Öşek? Gel. Hoş geldin. Geç geç. Hoş. Dur. Ne yaptınız? İyi misiniz? İyiyiz. Ne yapalım terlik? Altı. Ne yapalım? Hep bıkırdı uyumuyorlar. Gamze Hanım burada ya. Hı hı. Misafirim. Bir de rahat rahat söylüyor musun Nisa? Tövbe estağfurullah. Kız yaktı ya bu kadın bizi. Tamam Şükrü, yeter artık ya. Anlattım kaç defa. Yok onun bir günahı. Neyi anlamıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Yeter artık ya. Dinlemiyorsun da. Bana bak ya gir ya da git sonra gel. Yok acil seninle konuşmam lazım bu ev meselesini. Karaları bağladım ben kendimden geçtim. Gir, gir hadi. Merhaba Şükran Hanım, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar Kamsa Hanım. Size de. Nisan misafirin geldi. Ben artık gideyim. Sonra konuşuruz. Yok. Hiç gitmeye gerek yok. Ne güzel konuşuyorduk. Olur mu öyle şey? Yok yok ben hiç kalmayayım şimdi. Otur. Lütfen otur. Hiç rahatını bozma hadi. Rica ediyorum. Ayakta kaldık. Geç sen de otur şöyle Gamze'nin yanına otur. Geç. Ha ben böyle bu yana karşısına geç. Nasılsınız çocuklar? İyi yenge. Şükran. Ev meselesi falan bir şeyler diyordun. Söyle. Ha ya şey siz... Tahir sizi bir hani yakaladı ya bu... ...restoran mı hani artık nasıl bir yerse orada. Başlama yine Şükran. Tamam. Ya tamam başlamayayım da Nisa. Ben kendimi sana nasıl anlatayım? Gözünü sevdiğim Nisa. Siz nasıl taşınacaksınız beş çocukla bizim eve? Tahir'e yalvardım yakardım. Adamı vazgeçiremiyorum. Ne diyor peygamber demiyor. İlla da gelecekler sizde kalacaklar diyor. Bana vermiş elime bir para. Diyor ki git diyor bununla diyor karyolu al diyor. Ben bu karyolu aldım nereye koyacağım? Salona mı koyacağım? Kapının önüne mi koyacağım? Gözünü seveyim Nisa. Ben de bir soluk sana geldim ki... ...hadi bir halledelim şu meseleyi diye. Şükran bir dur. Bir nefes al, bir tıkandın iyice bir dur. Kız ben zaten tıkandım tıkanacağım kadar. Gelme bize. İkna et Tahir'i. Ya da bir daha acaba babamla mı konuşsan sen ha? İkna olur mu dersin? Gözünü seveyim Nisa bir şey. Vallahi Şükran, ben de gelmek istemiyorum. Hiç gelmek istemiyorum. Ben sanki çok meraklıymışım gibi size gelmeye. Ya dil döktüm olmadı, yalvardım olmadı, kavga ettim olmadı ya. Hep bu Tahir'in başının altından çıkıyor, ben sana söyleyeyim. Sen lütfen rica ediyorum, git o kocanı ikna et. Ya bu benim kocam da senin de abin. Adamın huyu bu. Deli bu. Nasıl ikna edeceğiz? Sen onu düşün. Bıktım. Gerçekten bıktım ya. Ne bileyim ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Allah'ım sen sabır ver bana yarabbim. Acaba diyorum ben Erdal'la mı konuşsam? Hani Reşat Hoca ile Erdal yakınlar ya. Yani sever Reşat Hoca Erdal'ı. Belki diyorum ikna edebilir yani seni bu evde kalman için. Ay. Vallahi de yapar mısın? Yaparsan çok büyük sevaba girersin Gamzeciğim. Mübarek ay, yani Ramazan ayındayız. Sevabın çok büyük olur. Hem azıcık günahların da affolur. Ne günahım var benim? Yok. Yok tabii. Sus. Ha ben öyle işte sana lafın geleni de değildi. Tamam. İnşallah Gamzeciğim. Vallahi inşallah çok mutlu oluruz. Yani inşallah sen bir söylersen belki de. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah. Yani inşallah ikna edebilir de mesele çözülür. Hadi inşallah. O zaman ben kalkayım. Nisa. Haberleşiriz. Ha, tamam. Hı. Tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz Şükran Hanım. Görüşürüz Gamzeciğim. Kusura bakma ya Gamze. Yok amca. Bir şey yaparız. Konuşuruz haberleşiriz. Tamam sağ ol. Tamam. Hadi sen kapat gir içeri. Dikkatli ol.
Ne yapıyorsun? Kız, ay ben niyetliyim ya, tövbe estağfurullah. İyice aklım gitmiş. Gitmiş. Gitmiş evet. Yani bakıyorum da çok güzel kadın bu Gamzeciğim. Hani bir erkek böyle baksa tutulur mu? Tutulur Allah için yani. Ben Ömer'e hak vermiyor değilim biliyor musun? Veriyorum da hani olacak gibi değil tabii. Yok olmaz tövbe. Ne diyorsun sen, bu işi halledecek mi sence? Bak neye başladım ben. 41 gece 41 Yasin. Gerçekten başım çok ağrımaya başladı ya. Okuyayım mı seni de? Acık başın geçer. Oku. Hani umurunda değildi? Bakıyorum da gözünü alamıyorsun telefondan. Sen bu kafayla gidersen daha çok ağlatır Ömer seni. Nişanı da atar, düğünde de terk eder. Yeter Figen. Senin için çocuk oyuncağı olabilir bu ama benim burada hayatımdan bahsediyoruz. Farkında mısın sen? Yeter, her şey senin yüzünden oldu zaten ya. Yeter, konuşma artık. Ne benim yüzümden oldu ya, ben anlamadım şimdi. Hani seni gelinlikle bırakıp koştu ya Ömer. Sakın Gamze abla yüzünden olmuş olmasın. Yüzük atarım, Gamze'den vazgeçmem diyor ya hani. Figen bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Delireceğim ya, ben ne yapıyormuşum? Dolduruyorsun beni Figen. Sen böyle yapınca ben gaza geliyorum, bu sefer fevri davranıyorum. Ya, belki doğru söylüyor. Sen de oradaydın çağırdıklarında. Tuna için gitti oraya. Belki Gamze ablayla Tuna'yı konuşuyorlardı sadece. Tabii tabii, kesin öyledir. Kara kedi nerede? Ağaca kaçtı. Ağaç nerede? Balta kesti. Figen bak yeter, sinirlendirme beni. Sen daha uyu dur. Durum bu. Kızlar ne bağırışıyorsunuz? Ne oluyor? Yok, yok bir şey anne. İyi o zaman hadi. Çeneniz işleyeceğine eliniz işlesin. Bak babanız Reşat Bey ile konuşmuş. O gelemeyecekmiş. Aşevinde işi varmış. Ama Ömer gelir demiş. Hadi. Hadi biraz çabuk. Neden bana sormadan tamam diyorsun? Hayır diyemedim maalesef. Maalesef mi? Baba senin buna çok sevinmen lazımdı. Çünkü Fatma Hanım'ı da akşam iftara davet etmişler. Kızlarıyla geleceklermiş. Ha, şimdi anladım o mesele tabii. O zaman şöyle yapalım baba. Bir mazeret bulalım, ben de gitmeyeyim. Yalan mı söyleyeceğiz oğlum Ramazan günü? Hem duydun dediğimi. Olmaz, gideceğim. İyi tamam, benden günah gitti o zaman. Ama ondan sonra neden bu kadının dibinde dolaşıyorsun deme bana. Ömer vukuat istemiyorum ona göre. E gitmiyor o zaman. Hem zaten olmazmış bu kadınla dedin. Ne olacakmış da sanki. Süreyya'ların akrabası onlar. Bir arada olmaya alışacaksınız. Mecbursunuz. Hepimiz alışacağız. Ya biliyorum zor bir durum. Seni anlamıyorum da zannetme sakın. Ama üzme kendini de bu kadar. Hatta şöyle bir şey yapsak mı? İstersen sen beni Tuna'yla bir araya getir. Biz böyle bir erkek erkeğe çözmeye çalışalım durumu. İyi niyetinden hiç şüphem yok. Çabanı da anlıyorum. Ama sanki pek faydası olacak gibi değil. Çünkü Tuna hiç ikna olacak gibi durmuyor. İşin kötüsü bir de daha kötü olursa diye korkuyorum. E ne yapacağız peki? Ben biraz Tuna'nın yatışmasını bekleyeceğim. Sonra da uygun bir zamanda kendisiyle konuşacağım. Ama yani seninle açık konuşmam gerek. Eğer Tuna ikna olmazsa... Yani sana boşuna umut vermek istemem. Ne olur düşünme öyle. İyi düşünelim, iyi olsun. Hı? Sen de iyi düşün lütfen. Aslında bir de konuşmak istediğim başka bir konu vardı seninle. Buyur. Nisa'yı biliyorsun, benim kiracım. Restorandaki o olaydan sonra Tahir kızı evinden zorla çıkartıp kendi evine almak istiyor. Hem de 5 çocukla. Reşat Hoca ne diyor bu duruma? O da Tahir gibi düşünüyor.
Ama Reşat Hoca seni sever. Seni dinler. Acaba diyorum Reşat Hoca'yı bu konuda ikna edebilir misin? Ya rica etsem bir görüşür müsün kendisiyle? Görüşürüm, merak etme. Çok teşekkür ederim. Dur hemen teşekkür etme. Bir bakalım ikna edebilecek miyim? Hatta işin yoksa şimdi müsaitsen gel gidelim beraber. Sen arabada beklerken ben Reşat Hoca ile konuşurum. Bir bakarız ne oluyor. Olur. Vallahi çok iyi olur. İyi tamam. Hadi. Atla. Ne oldu, biz niye geldik buraya, kimle konuşacağız? Bizimkiler burada çalışan birinin yanında kalıyorlarmış. Sana kim söyledi? Çalıştıkları yerde birinden öğrendim. Nasıl ya? Bu kadar çok kişi nasıl biliyor ki? Şimdi ben gideceğim, konuşacağım. Sen burada sakin sakin bekle, tamam mı? Tamam, sakinim. Hadi. Kolay gelsin Mülahat. Eyvallah, buyur. Serhat Usta'ya bakmıştım. Eyvallah. Benim, buyur, ne istedin? Zerrin Kutay'la Hakan Duman senin evde kalıyormuş. Neredeler? Sen kimsin? Zerrin Kutay'ın oğluyum. Neredeler? Tanımıyorum onları. Bas git buradan. Birader. Ev nerede? Öğrenmeden gitmeyeceğim. Tanımıyorum dedim ya lan. Anlamıyor musun? Bas git. Düzgün konuş lan. Ben de değiller. Bir müddet kalıp sonra gittiler. Lan tamam, oradan nereye gittiler? Onu soruyorum. Riva'da. Deniz Yıldızı diye bir lokanta var. Oradalar. Fik yaklaşma. Emine yürü. Bırak beni. Emine yürü. Bırak. Adıma bıçak çektin bir de Yaman. Senin manyaksın. Kapatman lazım senin. Tamam yürü. Kayınpederine iftara eli boş gitme. Bizim köşedeki tatlıcıya uğra. Selamı da söyle. Şimdi siz kalabalıksınız ha. 2 kilo burma kadayıf al götür. O kadarını akıl ederim baba, merak etme. Orası muhakkak çocuğum da suratına bakınca hatırlatma lüzumu hissettim. Neydi ya, derdin ne? O kadın da iftara gelecek değil mi? Gerildim. Bak zaten dikenin üstündeyim. Sıkıntı yaratacak bir durum varsa şimdiden söyle. Reşat hocam. Oo. Kusura bakmayın, habersiz geldim ama müsaitiniz inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Merhaba Ömer. Merhaba. Hocam. Ben sizinle önemli bir mevzuda konuşmaya geldim. Konu neydi? Evladım, Erdal Bey özel görüşmek istedi belli ki. Hadi bize bir müsaade et çocuğum. O restoran gecesiyle ilgili konuşmaya geldiyseniz, size söylemiştim. Bu durum sizi hiç ilgilendirmez. Ömer, lütfen oğlum hadi. Ömer, neden bu kadar geriliyorsun? Anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Hocam, anladığım kadarıyla siz o akşam restoranda neler yaşanmış öğrenmişsiniz, öyle mi?
Evet, evet biliyorum. Hocam, inanın bana, Gamze Hanım'ın Nisa Hanım'ı o akşam o restorana götürmekle ilgili içinde en ufak kötü bir niyeti yoktu. Zaten çok iyi bir insan. Yani benim hayatta tanıdığım en mükemmel insanlardan biri. Gamze Hanım'a iltifat etmek için mi geldiniz buraya? Siz devam edin lütfen. Hocam biliyorsunuz Nisa Hanım Gamze Hanım'ın kiracısı. İkisi de çok iyi, çok değerli insanlar. Birbirlerinden gayet memnunlar. Arkadaşlar da. Devam ki acaba siz Tahir'le bir konuşsanız da bir araya girseniz. Olay tatlıya bağlansa Nisa Hanım orada oturmaya devam etse. Bu da bizim meselemiz. Bu durumda sizi ilgilendirmez. Erdal Bey kardeşim, ben de Nisa'nın o evden çıkmasını doğru buluyorum. Öyle mi hocam? Neden peki? Gamze yüzünden mi? Hocam Gamze size ne yaptı? Bakın diyorum Nisa Hanım'la iyi geçiniyorlar, iyi arkadaşlar. Hocam ayrıca siz bulmadınız mı bana Gamze Hanım'a iyi kısmet sana diye? Yani şimdi niye arkadaşlığını kızınıza uygun görmüyorsunuz? Ömer'in dediği gibi bu tamamen aile işi bir mesele. Gamze Hanım'la hiçbir alakası yok. Hocam öyle diyorsanız öyledir. Aile deyince akan sular durur. O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Selametle. Hayırlı Ramazanlar Ömer. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Baba bu herif Gamze ile bir olup Nisa'yı o illet yuvasına götürdü ya. Şimdi utanmadan niye buraya geliyor? Celallenme hemen. Geç, geç otur. Geç, anlatacağım. Nereye Ömer? Nereye? Oh. Benim. Civa'ya gitmiyor muyuz? Sen de hiçbir yere gitmem ben. Sen delirdin mi ya? Her gittiğin yerde kavga çıkartmak ne? Bakayım şunu. Bırak. İyiyim ben gayet. Kendi haline bak sen. Ağzı yüzün kan içinde. Seninle gelen de kabahat zaten. Annesi babamı ayartmış biriyle gelmişim ben buraya. Hey. Ağzını topla. Bir kere senin baban annemi ayarttı. Ne bakıyorsun öyle? Hı? Ne bakıyorsun? Dövecek misin beni de? Vursana. Vur hadi, yakışır sana. Gidince bir şeyler sür buna. Mikrop kalmasın. Sen de yüzümü temizle, bir şey yap. Dedemin yanına böyle gitme. Peki. Bak dediğim gibi, sakın babamla ilgili hiçbir şey söyleme, tamam mı? Niye, bence bilseler daha iyi. Değil, daha iyi falan değil. Sakın söyleme, tamam mı? Amma uzattın, tamam. Açık söylemek gerekirse kırılmadım desem yalan olur. Ben Reşat Hoca'nın Nisa Hanım konusunda daha destekçi olacağını zannediyordum ama yok. Hiç öyle olmadı. Hayır, bu aile meselesi dedi, kapattı mevzuyu. Öyle deyince de tabii üstüne artık başka bir şey söyleyemiyorsun. Ya bir diğer taraftan da yani Ömer'in bana karşı olan tavrı anlamak mümkün değil ya. Böyle değildi bu çocuk.
Hay Allah, ben de keşke senden böyle bir şey istemeseydim. Pişman oldum şimdi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bankadan arıyorlar. Onlar şimdi izin aldım ya, merak etmişlerdir ne oldu diye. Tabii. Neyse, ararım sonra. Peki bu akşam ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz, bir yerlere gidiyor muyuz? Bu akşam gelemem. Hüsnü dayılara iftara davetliyiz. Oradayım yani bu akşam. Başka akşam o zaman. Buluşabilir miyiz? Konuşmamız lazım, seni bekliyorum. Ben şurada sağda insem, eve gitmeden bir şeyler bakacaktım. Nasıl? Şey, buralarda yani, emin misin? Evet evet, şurada sağda çok iyi olur. Şu uygun bir yer bulayım da durayım o zaman. Tamam, o zaman görüşürüz. Kolay gelsin. Neredesin kızım? Arıyorum, cevap da vermiyorsun. Neredesin sen? Ne oldu? Neyin var? Aa, elin kanamış. Yok bir şey anne. Yolda gelirken düştüm, bir şey yok. Nasıl düştün? Nerede düştün? Aa. Tamam anne. Kerem sen çocukları alıp içeri gitsene. Kerem hadi. İçeride oturun biraz. Ne oldu Ceyda, gelin. Gel hadi kalkın. Ne oluyor? Merak ettirmesene, ne oluyor ya? Gel. Gel oturalım. Gel otur. Emine, Allah aşkına korkutma beni ya. Anne, sana soracaklarım var. Ama öyle inkardan gelmeler, yalan söylemeler yok, tamam mı? Dost doğru ne biliyorsan söyleyeceksin. Ne soracaksın yine Emine? Tamam, sor. Sen Zerrin Kutay diye birini tanıyor musun anne? Hı? Tanıdın mı, bildin mi? Zerrin Kutay. Babamla iş arkadaşıymış, aynı yerde çalışıyorlarmış. Bir tane de oğlu var, Yaman. Kadınla hiç babamı birlikte gördün mü? Görmüş olabilir misin? Var burada. Çarşıdan döndüm de böyle bir şeyler almıştım. İşte beraber döneriz diye seni bekledim. Ha, iyi, iyi yapmışsın, iyi. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Nasılsın? İyi, iyi. Tanıyorum. Evet, o kadını tanıyorum. Babanın iş yerinden arkadaşı işte, iş arkadaşları yani. Öyle sandığın gibi bir şey yok yani. Öyle mi gerçekten anne? Öyle. Ya sen Emine, sen niye bana böyle sorular soruyorsun? Kim söyledi sana bu kadını? Kim anlattı? Kim neler sokuyor senin kafana, kim? Bir önemi var mı artık anne? Var. Önemi var. Kim anlatıyor bunları Emine? Madem sen diyorsun bu kadın gerçekten babanın iş yerinden arkadaşı. Hiçbir alakaları, bir şeyleri yok. Ne önemi var o zaman anne? Ha? Kimin bana ne dediğinin ne önemi var? Değil mi? Emine.
Emine, ben bu akşam Ceren Hanım'ın restoranında çalışmaya başlıyorum. Yemekleri orada. Murat'ın maması da orada, ısıtırsın. Murat zaten erken uyur. Sen de derslerine çalışırsın. Hazırlanmam lazım. Evet, çağırdım, geldim işte. Geç otur lütfen. Burası bana görüşmek için pek uygun bir mekan gibi gelmedi. Niye? Oysa lüks bir kafe seçtim senin için. Yüzünde yine böyle bağırıp çağıracakmış gibi bir ifade var da... artık diyorum burada da rezil olmayalım. Oturur musun lütfen? Müsaadenle ben bir çay içeceğim. Tabii ki. Affedersiniz, bir çay rica edebilir miyim lütfen? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Evet. Seni dinliyorum. Çok mu merak ettin? Ömer hadi, vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Hayır yani neden buraya çağırdığımı anlayabilecek kadar zeki birisin ondan diyordum. Neden Erdal yolluyorsun babamın yanına? Aile meselelerimize niye karıştırıyorsun? Niye şaşırdın? Halbuki alışık olman lazım. Hatırlarsan baban da anneme gelmişti beni baş gözetmek için. O da aile meselesi değil miydi? Gamze konuyu saptırma. Saptırmıyorum. Nisa o evden taşınmak istemiyor. Bu onun derdi. Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Ben bir şeye karışmıyorum. Nisa benim arkadaşım. Görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Ben seninle görüşmemeliyim asıl. Sen bir tek git o Süreyya'mla görüş. Herkes bir rahatlasın. Nasıl fikir? Vallahi iyi fikir. Sen akşam iftar yemeğine de gelme o zaman. Ay sanki keyfimden geliyorum. İsteyerek gelmiyorum herhalde. Niye geliyorsun o zaman? İstemezsen gelmezsin. Ama yok. Sen de istiyorsun. İlla bir geleceksin değil mi? İlla geleceğim. Çok meraklıyım iki saf aşık görmeye. İki saf aşık öyle mi? Bu durumda siz ne oluyorsunuz Erdal'la? İki deli aşık falan. Ne güzel söyledin bak. Hem delilik iyidir. Hareket katar ilişkiye. Sizin gibi öyle mıy mıy olmaktan kurtarır. Ay içim daralıyor vallahi sizi düşündükçe. Süreyya benim umurumda mı? Değil. Ben size karışıyor muyum? Hayır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sen de Erdal'la ilgilenmeyi bırak artık. Bak Erdal anlayacak. Ne var da ne anlayacak Erdal? Gerçi anlasa... sen ona cevabını verirsin değil mi? Yok öyle bir şey dersin, olur biter. Diyemez misin? Aksi bir şey mi var? Ne oldu, soru sordum sana. Aksi bir şey mi var? Söyle hadi. Erdal ne anlayacak? Süreyya'nın anladığını. Süreyya sana baktığında ne anlıyorsa Erdal da onu anlayacak. Tamam benim için sıkıntı yok ki. Benim işim çok rahat. Çünkü Süreyya böyle bir şey sorduğunda ben ona gönül rahatlığıyla gerçeği söyleyebiliyorum. Pardon neymiş o gerçek? Seninle aramda bir şey olmadığı gerçeği. Sana da böyle yapmanı tavsiye ederim. Vay be. Karşımda dört dörtlük bir doğruculuk görüyorum. Bravo. Ama sen Erdal'ı susturamazsın. Anlamadım. Anladın. Erdal şüphelense sen onu susturamazsın. Cevabı veremezsin. Niyeymiş o? Bana karşı hissettiklerin yüzünden. Ömer. Her şeyi ben hissediyorum değil mi? Her şeyi ben yapıyorum. Sende hiçbir şey yok. Bir tek günah keçisi benim.
Erdal benim sana olan duygularımı değil, senin bana olan duygularından şüphelenecek diye söylüyorum sana. Bu da Erdal'ın ne kadar akıllı bir adam olduğunu gösterir, değil mi? Neyse. Erdal'ına ne istersen söyle, umurumda değil. Ama aile meselelerimize o adamı sokma. Bir daha böyle bir şey olsun istemiyorum. Ayrıca akşam iftar yemeğine de gelme. Öyle mi? Başka bir emriniz var mı Ömer Bey? Var. Sağlık her şeyden önemli. Yemene içmene dikkat et. Biraz kilo almışsın. Bilakis almak için çaba sarf ediyorum. Erdal beni böyle daha çok beğeniyor. Hem sen benim sağlığımla ilgili endişe etme. Sevgilim doktor. Akşama yemekte görüşürüz. Ne yapıyorsun, olur musun şu? Yok yok. Emine. Söylediğim gibi mamasını ısıtmadan verme sakın burada, tamam mı? Tamam anne, anladım. Hayırdır inşallah. Tahir? Bir yere mi gidiyorsun? Yok, hayır. Yani evde böyle mi dolaşıyorsun sen? Ha, hayır. Ben yeni geldim. Alışverişe gitmiştim de şimdi geldim. Hayırdır? Konuşacağız. Buyur. Hoş geldin dayı. Hani toparlanmamışsın sen? Nisa, senin niyetin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun ben biliyorum. Neymiş benim niyetim? Ne yapıyormuşum ben? Bağırma çocukların önüne. Hayır, bağırma. Konuşacağız şimdi. Gel şöyle otur. Gel otur, gel. Tamam, ben paltomu çıkarıp Murat'a bakıp geliyorum. Alo Şükran, beni dinle. Ay ne oldu? Erdal Bey konuşmuş mu babamla? İkna edebilmiş mi? Ne olursun hayırlı bir haber ver, ne olur. Bilmiyorum, haberim yok Şükran ya. Ay o kadar da beklemiştim. Ne zaman konuşur? Şükrancığım beni bir dinler misin? Tahir burada. Nabet al şunu başımdan ya. Başıma ekşiyecek yine yoksa, lütfen rica ediyorum. Tamam. Ben halledeceğim şimdi. Tamam. Unutma. Babaanne. Hı. Tahir Nisa'daymış. Al sen bu telefonu, ara şimdi Tahir'i. Buraya gelmesini söyle. Kızın kafasını şişirmiş iyice. Kızım ne diyeceğim de gelecek Tahir şimdi buraya? Şeyde, tuvalete gideceğim ben de. Çok sıkıştım, Şükran beni götüremiyor de. Dur şimdi Şükran, en heyecanlı yerindeyim, dur. Arayacağım, tamam. Tövbe tövbe. Uyudu. Evet. Erdal babamla konuşmaya geldi. Nisa buradan çıkmasın diye yalvartmaya göndermişsiniz adamı. Sen konuştun değil mi Gamze'yle? Erdal gelsin de babamla konuşsun diye, ha? Tahir ben gerçek... Sen ne? Sen ne ya? O kadın bizden uzak dursun diye bas bas bağırıyorum. Hiç utanmadan gidip işbirliği yapıyorsun Erdal'la. Bey ne bağırıyorsun anneme ya? Sükran Engin söyledi Gamze ablama. Erdal abiyle konuşursan çok sevaba girersin dedi. Tamam, tamam gel biz içeride oynayalım Umut. Dur dur dayıs, dur dayıcığım gel, gel şöyle. Ne dedi Şükran yengen? Umut. Şükran yengem, Erdal abiyle konuşursan çok sevaba geçersin dedi. Hadi oynayalım biz. Gel Ceyda, sen de gel içeride oynayalım, hadi kalk. Gel. Şükran buraya mı gel? Tahir, Allah aşkına kızma. Ne olur kadıncağızı da anla. Biz beş çocukla nasıl gelelim ya? Yahu ben onu karyola...
almaya göndermiştim. Bağırma. Tamam, ne olur bir sakin ol. Efendim babaanne. Alo Tahir. Ay oğlum. Biliyorsun Reşat yok, Ömer de yok evde. Ay oğlum ben çok fenayım. Çok sıkıştım. Hilal'e gitmem lazım. Hemen çabuk gelir misin sen buraya? Ay Şükran da baş edemiyor yavrum. Yoruldu kızcağız benden sabahtan beri. Hadi oğlum çabuk gel. Tamam babaanne. Ben şimdi onun sıkıntısını halletmeye geliyorum. Tahir. Tahir rica ediyorum ya. Ne diyor, gelecek mi? Geliyor. Senin için geliyor. Sen sıkıştın sandım. Ne? Tövbe tövbe. Yine niye bu kadar güzel giyindin? Nereye gidiyorsun? Adam oluşacaksın yine değil mi? Yok oğlum. Üstü dayımlar iftara çağırdı. Ona gidiyoruz. Kandırıyorsun beni sen. Hayır kandırmıyorum. Gel. Annemle Nurhan da hazırlanıyor. Gel kendi gözlerine gör. Erdem yemin ediyorum canım çıktı. Evet. Bak işte bak. Hazırlandılar. Onlar da gidiyoruz birlikte. Evet. İftara gidiyoruz beraber. İstersen sen de gel. Aa. Ben Şok. Tuna. Erdem görüyorsun değil mi? İki dakikada sattı bizi. Güzel kardeşim biz bu akşam erkek erkeğe maç izleyeceğiz diye konuşmamış mıydık? Çok affedersin. Konuştuk değil mi? Maç başladı başlayacak. Neyse sen git ya. Biz Erdem'le izleriz oğlumdan. Değil mi koçum? Sen git git. Sen git. Çaktırma, çaktırma. Aa. Tamam anne siz gidin. Ben maç izleyeyim. Adam be. Adam be. Adam be. Adam be. Sağlık yavaş yavaş. Allah Allah. Hayırdır? Ne? Yine ne? Hayır sen yani genelde böyle etkinliklerde cenazeye gider gibi giyinirdin de bir içim su olmuşsun. Ne iş? Her zaman geldin Nurhan. Tamam fazla söze gerek yok. Evet, evet. Hadi tamam hadi. Hadi. Aa, gelmeyeceğim diyene bak anne koştur koştur oldu. Arada sırada gerekiyormuş böyle şeyler. Dökmeyin. Seni ne yapacağız peki böyle? Puantiye benim göbek adını canım. Hadi Allah kabul etsin. Kızım ne dikiliyorsun orada? Gelecekler şimdi hadi yardım et. Gelmez diye mi korkuyorsun? Yani tamam geleceğim demiş ama ya öfkesi geçmediyse ya herkese geleceğim deyip gelmezse o zaman ne olacak? Geldi diyelim. Sana fikrimi değişmedi. Bana karışamazsın. Gamze'yle de görüşeceğim dese o zaman ne yapacaksın? Figen vallahi başlama yine. Bilmiyorum. Hele bir gelsin de. Onu o zaman düşünürüz. Gelmezse zaten neyi konuşacağız ki artık? Ben baktım. Ömer geldi. Neredeyse burnunu atlayacaksın. Az bir dur frene bas. Ama geldi. Tamam geldi ama sen bir beni dinle. Sana yanlış yaptığını aklından çıkarma tamam mı? Merhabalar. Hoş geldin oğlum. Sefalar getirdin. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Buyurun. Zahmet etmişsin. Estağfurullah. Ne zahmeti? Hoş geldin Ömer abi. Hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Kızım gelsene nişanın yanına. Hoş geldin de. Oh, hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Hadi siz içeri geçin. Üstü de gelir birazdan. Alayım ben. Teşekkür ederim. Biz mutfaktaki yemeklere bakalım. Bugün söylediklerinden sonra gelmezsin diye düşünmüştüm ben. Gamze abla konusunda dediklerimi dikkate aldın galiba. Hayır. Dediklerimin arkasındayım. Nasıl yani? Sen bana güvenmedikten sonra bir ömür benimle nasıl geçireceksin? Sana da çok saçma gelmiyor mu bu? Ben sana bir söz verdim. Ve bu sözümün arkasındayım. Ama sen bana inanmıyorsan tabii ki de bitirmek en uygunu. Yani sen Gamze ablayla görüşmemeye göze alamadın diye bizim ilişkimizi ciddi ciddi bitirmeyi düşünüyorsun öyle mi? Sen benden böyle bir şey istesen ben hiç ses etmem. Ömer istemiş deyip geçerim.
Ama sen niye böyle yapıyorsun Ömer? Ben anlamıyorum. Çünkü o ben değil. Senin kafandaki Ömer ben değilim. Anlıyor musun? Bak. Tuna benim öğrencim. Gamze Hanım da ablamın ev sahibi. Tıpkı sizin gibi ben de onunla zaman zaman görüşmek zorunda kalıyorum. Hepsi bu. Bunu olduğundan daha fazla büyüterek başka yerlere taşıma. Ömer Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol Berut Hanım. Buyur geç. Koca kadınla kendinize benzettiniz. Ben yapacağımı biliyorum. Görüşürüz size. Tahir, hoş geldin. Geldik bakalım. Hoşum değil mi? Göreceğiz. Babaannem nerede? Odasında. Babaanne. Sıkışmadın mı sen? Hadi götüreyim seni helal. Ay iyi ki geldin oğlum. Ama sakın kapatma televizyonu. Gelince devam edeceğim. Hehe. İftardan sonra izlersin. Şükran, gel yardım et. Gel oğlum, gel. Ay. Öpür, ver elini. Hadi bakalım. Allah razı olsun Tahir'im. Ay ay. Ah canım benim. Ah, Allah razı olsun. Şükran, işiniz bitince seslenin. Mavi bir deniz görüyorum, muhteşem bir mavi. Evet, aynı zamanda süper lezzetler var. Lezzetler mi? Mesela burada ne var? Enginar var, beslenme yemek. Geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay neler ya. Hayırlı Ramazanlar diyeceğim. Hayırlı Ramazanlar kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Ömerciğim, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar Nurhan abla. Ay abla yok artık ya koca adam. Allah Allah. Kaç kere diyeceğim. Hayırlı Ramazanlar. Şikayet ediyorsun. Ömer Bey. Çarpılacağım dedim. Sevgili damadımız. Bak karnıyarı şey yapın. Buyurun. Tamam mı? Çok ısıtmayın. Tamam mı kızlar? Böreği de biraz ısıtmak lazım. Soğumuştur. İyi. Gelmişsin. Ne oldu, dayanamadın mı? Hı hı. Öldüm öldüm, dirildim. Ateşler falan bastı. Ah ya gelemezsem diye. İyiyim sağ ol. Sen de. Ne oldu, rahatsız mı oldun? Yok. İyi o zaman. Sen konu ne? Geldik işte, mecbur. Yiyip gideceğiz. Doğru tabii, mecburdun. Şimdi gelmesen Allah muhafaza annen seni odaya falan kilitlerdi. Aha. Aynen öyle. Nasıl geçiyor Ramazan, zorlanıyor musun? İlaçları nasıl ayarlıyorsun? Vallahi bir şekilde ayarlıyorum. Benim kapalı yerde kalma fobim var. O yüzden uslu kız olayım geleyim dedim. Sonra Allah muhafaza. Kızlar, lavabo ne tarafta? Hemen şurası. Ben makyajımı tazeleyeyim. Ömer sen nasılsın ya? Ömer, okul nasıl gidiyor? İyi, iyi. Şey, çok şükür her şey oldu. Anlatıyor Erdem. Erdem. Eline sağlık. Razı olsun kızım. Şükran. Geç şöyle geç. Karyola nerede? Karyola? Hı. Ramazan vakit yalan da söyleyemem. Günaha girerim. Hı. Bilemedim ki Tahir, ben sana ne diyeyim şimdi? Nisa'ya gittim desene Şükran. Hı? Gamze'den yardım istedim desene.
Sevabına şu Erdal'la konuş dedim o karıya desene. Ya sende hiç utanma arlanma yok mu? Nasıl gider o kadından yardım istersin ya? Baba bağırma anneme. Biz dedik gelmesinler diye. Evet baba. Nasıl edeceğiz önceki şey evet? Kes sesinizi be. Gelecekler diyorsam gelecekler. Bitti. Yeter Tahir, yeter. Kes artık zırıltıyı. İftar olacak neredeyse. Bitmiyor senin bağırman çağırman. Sesin de mi kısılmıyor ne? Toplanın çocuklar, gelin sofraya. Kalk kalk kalk. Hadi. Amin. Allah kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çorba koyalım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ah. Sağ ol aşkım. Allah kabul etsin. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Allah bereketinizi artırsın. İnşallah cümlemizin. Ellerinize sağlık. Gamze abla. Davetimizi kabul ettin sen de ama bir mecburiyet hissetmiyorsundur inşallah. Aa, ne alaka? Niye öyle bir şey hissetsin ki? E, oruç tutmuyor yani. Şey canım işte. Ben şey, o tansiyon düşüyor, çok düşüyor. O yüzden tutamıyor. Yani bir de o açlığa gelemiyor işte. Bir şey oluyor değil mi? Niye açıklama yapıyoruz? Fikencim. Herkesin ibadeti kendiyle Allah arasındadır. Bence sen karşındakinin orucuna karışacağına kendi orucuna ilgilen. Öyle ibadet de göze soka soka yapılmaz. Yargılamak tabii tek Allah'a mahsustur. Hesap sormak başkasına düşmez. Sağ olsun ailen nezaketle beni buraya davet etmiş. Ben de gelip iftar sofrasını sizlerle paylaşmak için burada bulunmuşum. Kötü mü etmişim? Olur mu Reşe kızım? Çok iyi ettin. Hoş geldin, sefa geldin. Başımızın üstünde yerin var. Sen Figen'i pek aldırma. Onun yaşı küçük henüz. Bazı şeyleri tam idrak edemiyor. Sen çok güzel söyledin. Bütün ibadetler gibi oruçta kişinin kendi mesuliyetinde. Sevgide, saygıda kusur olmadıktan sonra soframızda da yerin var. Lokmamızı da paylaşabilirsin. Sağ olun. Afiyet olsun. Ömer, ev bakıyormuşsunuz galiba. Hayırlısı olsun. Bir daireye baktık ama küçüktü, uygun bulmadık. Öyle mi? Kalabalık olacaklar tabii sonra. Öyle bir oda, bir salonda da yaşamak zor. Yok. İnsan eşiyle anlaştıktan sonra, huzurlu olduktan sonra her yer mutlu bir ev olur. Yani ben kalabalık olacaksınız ya, ondan dolayı söyledim. Hani çok çocuk istiyorsunuz ya. Siz birden fazla çocuk yapmayı çok doğru bulmuyorsunuz galiba. Öyle imalı konuştuğunuza göre. Aa, benim ne haddime can? Sonuçta doğuracak olan Süreyya. Tamamıyla sizin bileceğiniz iş. Yani sizin çocuklarınız da çok güzel olur değil mi? Ya biz de gelir artık severiz bol bol. Severiz tabii, sevmez olur muyuz? Severiz. İnşallah. Allah o günleri göstersin de. Amin. İnşallah. Kısmet. Allah haklarında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Amin. Sağlıklı olduktan sonra ister bir, ister dört. Onlar karar verir. Ama bu arada keşke başlarını sokacakları bir ev satın alsalardı. İyi olurdu.
Ay aman yenge, ne yaptın ya sen de? Kolay mı bu devirde öyle ev satın almak? Önce bir kiraya çıksınlar, zamanla o da olur hayırlısıyla. Ben hiç kiraya çıksınlar istemiyorum. Boş yere kira parası verecekler. Evleri olsa fena mı olur? Süreyya da çalışacağım diyor. Destek olacakmış kiraya. Kira için Süreyya'nın çalışmasına çok şükür ihtiyacımız yok Melat Hanım. Süreyya kendisi istediği için çalışacak. Kızım sen de isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Kolay mı zannediyorsun ev hanımı olmayı? Başlı başına bir iş. Daha bunun hamileliği var. Çocuğunuz olunca nasıl bakacaksın? Çok zor. Niye canım, ne var? Ben çalışıyorum. Şimdi çalışıyoruz. Tuna kaç yaşına geldi? Ben de bir ömür evde otursun demiyorum ki. Hem Gamze hatırlıyorum da sen evlenir evlenmez hemen işi bırakmıştın. Çalışmıyordun, doğru mu? İşte hata yapmışım yenge. Şimdi keşke işi bırakmasaydım diyorum. Aman ne hata yapmışsın. Gayet de güzel yapmışsın. Senin ilk eşin zengin bir adamdı. Çalışmaya ne ihtiyacın vardı ki? Şimdiki talibin Erdal Bey de az değil. Maşallah maşallah, sen bu konuda kısmetlisin. İşte ben de tam bu noktada hata yaptığımı söylüyorum. Kocamın zenginliği kendine. Benim kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor. Sonuçta bu sadece maddi bir mesele değil. Ben kadınların hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok doğru söylüyor bak yenge. İşte ben çalışmıyorum. Ama bak sana yeminle söylüyorum, çok isterdim çalışmak. Kendim için. Hem Sadık şimdi tek başına çekip çeviriyor evi. Neyse. Bu lafı gelmiş, iş mevzusu açılmışken bizim Süreyya da bankada çalışmak istiyor. Sizin şubeye girmesinde senin bir desteğin olabilir mi? Hem ablalık edersin, hem de eve de yakın. Bizim kafamız da rahat olur. Ne güzel olurdu. Ancak bizim bankada o işler o kadar kolay olmuyor. Ben yine de sizin için bir şansımı deneyeceğim. Bir sorarım. Haber veririm size, olur mu? Çok sağ ol kızım. Çok makbule geçer. Yenge çok güzel olmuş bu arada dolman. Afiyet olsun, bir tane daha alsana. Ama sen daha dur, ben daha yeni başlıyorum. Vereyim mi sana bir tane? Yok yok, yemeyeyim şimdi. Pirinç. Kilo almışım bu aralar. Saçını alıyor bu da kiloyu. Bir gram yağ yok. Artık gören görüyor demek ki. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Mutfak restoranın kalbi gibidir. O düzgün çalışmazsa hiçbir şey düzgün yürümez. O yüzden sen bakma benim patron olduğuma. Dükkan benim ama asıl patron şefimiz Özgür. Bütün mutfak ondan sorulur. Estağfurullah Ceren Hanım. Nisa da bana can arkadaşımın emaneti Özgürcüm. Bundan böyle bizimle birlikte olacak. Ona elinden gelen tüm yardımı yap, olur mu? Rica ediyorum. Memnun oldum Nisa. Merhaba. Memnun oldum. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Tekrar hayırlı olsun Nisa'cığım. Ceren Hanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Daha önce mutfakta çalıştın mı? Yok ama... Daha önce hiç çalıştın mı? Yani bazı ev işlerine gitmişliğim var. Anladım. Torpilinden başka bir meziyetin yok yani. Ben çok çalışkanımdır ama. Emin olun. İnşallah öyledir. Çünkü bu mutfakta çalışmayan er yok! Geç şef! Şimdi en basitinden başlayalım. Soyulacak soğanlar var. Tamam. Ben başlayayım hemen. Üstümü değiştirip geliyorum. Şef. Gamze kızım. Sizin Erdal Bey'le nasıl gidişat? Vallahi çok şükür. Çok iyi. Reşit Hoca sağ olsun. İyi ki beni böyle biriyle tanıştırdı. Maşallah maşallah. Zaten bir işin içinde Reşat Hoca varsa da arkana yaslan, vardır bir hayır da devam et. Bak yine yanılmamış maşallah.
Maşallah. Geçenlerde bize geldi Erdal Bey iftara. Çok hakikatli biri, çok. Beyefendi, saygılı. Kısmet işte. Gamze'me nasip oldu. Çok da yakışıklı. Allah nazarlardan saklasın. Gamze'm de az mı güzel? Anne. Ya öleyim dedim anne ben şimdi. Kandırıyorsun beni ama. Çok teşekkür ederim. Oğlum, kızım, siz hiç konuşmadınız. Çok durgunsunuz bugün. Hayırdır? İyiyiz annem. Yok bir şey. Börek? Börek fırında kaldı. Gamze, koş çıkar böreği fırından. Hemen bakıyorum. Süreyya, koş. Sen de Gamze ablana yardım et, hadi. Ya, kafa kalmadı ki. Olsun, bir şey olmamış. Anlamadın mı? Görmedin mi fırında ya? Yani? Ama annem zaten küçük ayakta, bir şey olmaz ya. Yardım edeyim ben sana. Yok yok, ben hallederim. Yok öyle olmaz. Servis tabağını koyalım. İyi, o daha böyle götürelim işte. Yani soğumaz. Servis tabağına koymamız lazım. Çirkin olur. İyi. Ben bulaşık çıkmasın diye dedim ama sen bilirsin. Süreyya. Hayırdır? Sen iyi misin? Ömer'le de bir tuhafsınız. Kavga falan mı ettiniz? Çok belli oluyor değil mi? Yani. Evet ettik. Niye ettik biliyor musun? Senin yüzünden. Niye benim yüzümden kavga ettiniz? Çünkü biz Ömer'le ne zaman yan yana gelsek hep seninle alakalı bir mevzu oluyor da ondan. O yüzden ben de sizin görüşmenizi istemiyorum. Bunu Ömer'e de söyledim. Pardon. Arada sırada Tuna ile ilgili falan konuşuyoruz. Ondan mı bahsediyorsun? Aptalmışım gibi davranma bana lütfen. Mesele Tuna değil. Ne o zaman mesele? Sen ne olduğunu bence gayet iyi biliyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Bence sen ne dediğini bilmiyorsun. Senin biraz kafan karışmış. Bazı saçmalıklar kurmuşsun kafanda. Gelmiş onları bana söylüyorsun. Süreyya. Biz bu meseleyi seninle konuşmadık mı? Arkadaşlar, hiç yeri hiç zamanı değil. Lütfen. Siz karışmayın. Ama şimdi içeridekiler bir şey fark edecek. Lütfen kavga etmeyin. Senin yüzünden bu haldeyiz diye söylenirken bir anda Ömer geldi. Gamze ablaya ne derken ne derken? Tutamadım işte Figen. Senin yüzünden kavga ettik dedim. Sırası mıydı şimdi bunları konuşmanın ya? Bir de ayaküstü mutfakta. Ya ne yapayım Figen, tutamadım diyorum işte, çıkıverdi içimden bir anda. Ne yapayım? Tamam. Tamam neyse, artık olan olmuş. Bir kendini toparla da bari içeridekiler anlamasın. Siz sonra Ömer abiyle konuşursunuz. Elhamdülillah. Ömer oğlum, sen bir sofra duası oku da hayırlısı lan. Gönlümüz de doysun. Tabii, nasıl isterseniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, vermiş olduğun tüm bu nimetlere, sağlık ve afiyete hamdolsun. Amin. Amin. Bizi sana inananlardan kıldın, hata ve günahlarımızı bağışladın, rahmet ve merhametini üzerimizden eksik etmediğin için sana şükrediyoruz. Sen şükrümüzü kabul eyle. Amin. 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 Bizleri seni gönülden seven, senin sevgine layık kullarından eyle. Amin. Amin. Bize vermiş olduğun bu nimetlerle ihtiyaç sahiplerini gözetmemizi, sorumluluk ve duyarlılık bilinciyle hareket etmemizi nasip eyle. Amin. Bizi yediren, içiren, tüm ihtiyaçlarımızı gideren sensin. Yarattığı tüm varlıkların, maddi ve manevi, tüm rızıklarını fazlasıyla veren sensin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilikler ve hayırlar ihsan eyle. Amin. Bizi ateş azabından koru. Amin. Amin. Ağzına yüreğine sağlık evladım. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Biraz sebze suyu, domates, bir tutam fesleğen, kabuklular ve biraz da krema. Son dokunuş. Hepsini çeviriyoruz. Al bakalım, dene sen de. Biraz daha yavaş yapman gerekiyor. Ne oldu, gösteriyordun, niye kaçtın? Sen yani bir anda öyle yaklaşınca ben yapamadım yani. Tamam da sana tava çevirmeyi öğretiyordum ben. Yok yani senin kötülüğünden değil, ben... alışkın olmadığım için yani. Peki nasıl öğrenmeyi düşünüyorsun? Tamam Özgür. Acele etmeyelim. Biraz daha izlesin sen yaparken. Eminim kavrayacaktır. Değil mi? Daha basit bir şeyden başlayalım. Bir de 14 numara spagetti bekliyor. Tabii ki. Tamam, tamam. Geliyor birazdan. Tamam. Hazır mı spagetti? Yes chef. İyi misin? Gözlerin sanki fazla yaşarmış gibi. İyiyim. Alerji var da benim. O yüzden yani soğanda. Ben yaparım. Al sil bakalım. Özer, gel soğanları doğra. Yes chef. Ben ne yapacağım? Sen de sebzeleri doğra. Thank you.
Yeni kız fenalaştı. İsa iyi misin? İyi misin? İyi misin? Su getir, su. Tabii. İyi misin? Sütle mi yapıyorsun hamuru, yoğurtla mı? Sütle yapıyorum. Değil mi? Çünkü kıyır kıyır olmuş, bu tel tel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen de güzel yemek yapar mısın Gamze abla? Yaparım da işte benim pek vaktim olmuyor. Ama erken kalbine giden yol midesinden geçermiş. Erdal Bey ne düşünür sonra? Babasının her şeyden haberim var. Onun kalbinin önceliği yemek değil, ben olmak isterim Figen'cim. Yemeği herkes yapar. Sen eşine öyle bir eş olacaksın ki senin için açlığa bile razı olacak. Anladın? Hem de çok iyi anladım. Erdal Bey'in işi zor vallahi seninle Gamze abla. Bugün de onunla görüşecektiniz herhalde. Çok özel ve şık giyinmişsin de. Canım fiziği güzel. Öyle olunca çuval giyse yakışıyor ona tabii. Her şey güzel durur onun üstünde maşallah. İnsanın içi iyi olacak. O zaman ne giydiğinin pek bir önemi yok. İçinin güzelliği yüzüne vuruyor. Bak mesela Figen'e. Maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Kim? İzninizle. Efendim Ceren. Gamze, Nisa biraz fenalaştı da. Aa ne oldu? Nesi var? Ya orucunu bir bardak su, bir hurmayla açmış. Sonra da hiçbir şey yemeden aç bir ilaç başlamış çalışmaya. Ya tansiyonu düşük bence, gel ölçeyim diyorum, yok diyor. İyi görünmüyor ama eve göndereceğim. De, tek başına gitsin istemiyorum. Şimdi Allah korusun bir yerde bayılır mayılır kalır. Ben de restoranı bırakamıyorum. Ne yapsam bilemedim. Dur dur tamam, ben hemen geliyorum. Tamam bekle beni, görüşürüz. Kusura bakmayın anne. Ceren'le konuştum da şimdi biraz fenalaşmış. Vay Allah, nesi var? Sonra anlatırım. Şimdi gitmem lazım, bana ihtiyacı varmış. Erdal'a da haber vereceğim. O da gelir bir durumuna bakar. İyi tamam, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Tamam böyle kusura bakmayın, apar topar kalktım ama. Olur mu öyle şey kızım? Sağlık bu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yemek için tekrar tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz lütfen hiç rahatsız olmayın. Ben geçireyim seni. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar kızım. İyi bahane buldu yani. Bu kadar takıp takıştırmasından kalmayacağı belliydi zaten. Anne ben parçalarım bu kızı. Allah razı olsun hocam. Allah senden de razı olsun Muazzez'im. Teşekkür etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Keşke imkanımız olsa da biz de iftar ettirebilsek birilerine. Böyle yük olmasak size. Estağfurullah, o nasıl söz öyle? Allah sizden de razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de inanan iyi kulların özelliklerinden bahsedilen ayetlerden birinde şöyle söylenir. Onlar muhtaç oldukları halde yoksulu, yetimi ve esiri yedirir ve doyururlar. Ve şöyle derler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Çünkü biz zor ve belalı bir günde Rabbimizden korkuyoruz. Evet. Allah da onları o günün şiddetinden korumuş olacak. Yüzlerine parlaklık, kalplerine sevinç verecektir. Rabbim bizleri hayırlı işler için yarışan, yaklaştırılmış has kullarından kılsın. Amin. Allah sizden razı olsun. Amin, amin. Selametle. Hocam, siz konuşacağım demiştiniz ya. Yaman geldi. Gelsin, gelsin. Beklemesin orada. Buyursun. Gel oğlum. Ben işime bakıyorum. Hoş geldin. Beni kırmayıp buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Hadi
olsam ne olur hiçbir şey demesin dedeme ya. Ne olur Allah'ım ne olur ya. Geçmiş olsun. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Yok düştüm. Eski motorum var. Allah bedeninden korusun. Dikkat et kendine ama. Muhtemelen halam bahsetmiştir benim çağırma nedenimden. Okulda bazı tatsız olaylar yaşamışsın. Halam bana durumu anlatınca ben de geçenlerde gidip okul müdürünle bir görüşmek istedim senin için. Biliyorum. Bugün beni okuldan geri aradılar. Sağ olsunlar ricamı kırmayıp senin cezanı geri çekmişler. Yarından itibaren okuluna devam edebilirsin. Teşekkürler. Bak Yaman. Halan da çok üzülüyor bütün bu olanlara. Şiddet şiddeti, kötülük kötülüğü besler. Böyle olayların içinde olmak inan bana hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Bak istersen şöyle yapalım. Bir deneyelim en azından. Denemekten kime ne zarar gelir değil mi? Bundan sonra en ufak bir sıkıntında, bir derdinde önce bana gel. Benle paylaş. Bir bakalım bakalım ne oluyor. Ne dersin? Sağ ol. Sana bir şey soracağım müsaadenle. Konuşmak istemezsen anlarım seni. Bu Mehmet'e niye vurdun? Nedir aranızdaki temel mesele? Belki biliyorsunuzdur. Annem. Bizi terk etti. Biliyorum. Biliyorum. Mehmet de küfredince anneme dayanamadım vurdu. Anladım seni. Çok iyi anladım. Ama işte her hak edene hak ettiği karşılığı vermeye kalksak ortalık çok karışır. Sen eğer kendinden ve sevdiklerinden eminsen kimin ne dediğinin ne önemi var? Annesiz babasız büyümenin çok zor olduğunu biliyorum. Ama benim senden bir ricam var. Kendini asla yalnız ve sahipsiz hissetmemem. Bak senin arkanda, yanında halan var. Bizler varız. Bizleri de bir ailen olarak bil. Eyvallah. Ellerine sağlık Mehmet'ciğim. Daha nice iftarlarımız olur inşallah. İnşallah. Bizi de bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar size de. Güle güle. Ömer'cim çok selamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Yemek için çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Ne demek evladım? Estağfurullah. Sen artık ailedensin. Her zaman bekleriz. Babana da selam söyle. Hadi hayırlı geceler. Baş üstüne. Biz içeri geçelim artık. İyi geceler. İyi geceler. Ömer, ne olacak böyle? Bilmiyorum. Tamam. Bu zaten böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Yarın oturalım, adam akıllı konuşalım. Neyse kararımızı verelim artık. Evet, en doğrusu olacak. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun.
Sağ olun Erdal Bey. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek. Ama dediğim gibi bol bol su lütfen. Ama yudum yudum. Hızlı değil. Bir de mideyi boş tutmayın, olur mu? Olur, tamam. Sağ olun. Hadi gel, ben sana eşlik edeyim. İyi geceler. İyi geceler. Ben hemen geliyorum. Tamam. Oh. Gir koluma bari. Gel. Ay. Ay Gamze, senin de iftar sofrasından ettim. Kusura bakma, ne olur. Aman yok canım, boş ver. Ben zaten çok sıkılmıştım, iyi oldu. Niye? Ne oldu, hayırdır? Ömer'le Süreyya'nın arası birazcık bozuk. Sebep sen misin? Gamze, üzüm seveyim, ne olur. Ya bazen diyorum kendi kendime, böyle diyorum, bırak ne olacaksa olsun. İşte yok, merak etme sen. Benim ayağım köküne kadar frende. Asıl sen kendine dikkat et. Nasıl iftardan sonra yemeden çalışırsın? Sahurda da mı bir şey yemedin? Ben yiyecek getirene kadar yok mu yiyecek bir şey? Aşk olsun Nisa. Niye bana söylemedin? Neyse, tamam. Sen şimdi git atıştır bir şeyler. Ben de sahur için evden getireceğim. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Ay öyle deme lütfen. Tamam. Dikkatli ol. Tamam. Sen çıkabilecek misin tek başına? Çıkarım. Hadi haberleşiriz sana. Çok sağ ol. Git sen. Hadi gir sen. Geldiğin için çok sağ ol. Estağfurullah. Ne demek? Hem bu bahaneyle seni de görmüş oldum. Ama bunu saymıyorum ben. Yarın buluşuyoruz değil mi? Bilmiyorum ki. Tuna. Açıkçası beni biraz zorluyor. Ya psikolojimi alt üst etti. Seninle buluşmaktan suçluluk duyuyorum. Aa. Bu doğru değil ki. Evet biliyorum ama engel olamıyorum. Biraz görüşmeyelim. Biraz duralım. Bence bu bana iyi gelecek. Emin misin? Evet. O zaman ben aramını bekleyeceğim. Arayacağım. Hadi sen gir artık içeri, çok soğuk. Şuna görüşürüz sonra. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Siz de gelmişsiniz. Sahura kalacak halimiz yoktu herhalde. Vakitlice kalktık. Ceren nasıl? İyi. Ya, migreni tuttu. Yani tutmuş. Nasıl? Ben de bilirim, o fena bir ağrıdır. Erdal da çok ilgilendi sağ olsun. İyi. Senin migreninle de ilgilenir artık. Sübhanallah. Nurhan. Sen yine odamdaydın değil mi? Yalan attın bana. Görüşmeyeceğim dedin ama yine gittin, görüştün onunla. Artık sana hiç inanmayacağım. Ben ne yapacağım? Tuna. Bir tutamıyorsunuz çenenizi. Ömer. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar çocuğum. Nasıl geçti iftar? İyiydi gayet. Merak edecek bir şey yok. Niye suratını sirke satıyor o zaman? Canım sıkkın biraz ama sormak yok demiştik baba. Ne, hiç mi bir şey sormayacağız bundan böyle? Yapma böyle. O kadar da şey etme ama. Melahat Hanım'ın bu saçma sapan dayatmaları benim canımı sıkıyor artık baba.
Yok ev satın alın. Kirayı nasıl ödeyeceksiniz? Bu hep böyle devam edecekse ben çekemem bunları. Süreyya'yla mı evleniyorum, annesiyle mi evleniyorum belli değil. E oğlum, onların da biricik kızları, gözlerinin nuru. Melahat Hanım da kızı rahat etsin, iyi yaşasın istiyor. Ne yapsın kadın? Baba tamam da biz de kızlarını alıp kulübede yaşatmayacağız herhalde. Hayır, madem şüphen var, verme o zaman kızını. Ben gelemem burada yatmalara. Vallahi çok fena darladı kadın beni. Tamam tamam, celallenme. Ben yardım edeceğim sana. Baba sorun o değil. Sorun bunların bu tutumu. Bu bakış açıları. Madem kızını veriyorsun, ben zaten en iyisini yaparım. Ben Melahat Hanım'dan onay mı alacağım? Senin sinirlerini bozmuşlar. Anlaşıldı. Ve bozdular da. Anasına bak, kızını al demişler. Süreyya da anası gibiyse ben vallahi yapamam baba. Hayır yok. Kız gözünün içine bakıyor senin. Ne annesini tanır ne babasını tanır. Çok seviyor seni. Belli. Yani takma oğlum kafana bunları. Her evlilik hazırlığında olur bunlar. Olur, olmasına da. İşte ben gelemem bunlara. Biz çok duyduk bu lafları. Öyle bir geliyorsun ki. Zaman içinde bir adım sen atıyorsun, bir adım onlar atıyor. Ortada bir yerlerde buluşuluyor işte. Ha baba, geldiniz mi? Hayırlı geceler yenge. Hayırlı geceler kızım. Tahir geldi mi? Ha, içeride oturuyor. Baba ne oldu bu taşınma meselesi? Hala aynı kararlılıkta mısın? Destur kızım, daha yeni bismillah ettik. He doğru. Ben öylesine şey ettim, tamam. Tövbe estağfurullah. Hayırlı geceler babaannem. Hayırlı geceler Ömer'im. Hayırdır, niye televizyon seyretmiyorsun? Bozuldu televizyon. Bozuldu mu? Evet. Ne? Televizyon bozuldu mu? Bozuldu ya. Dur bir ben bakayım şuna. Televizyonun kablosu kesik. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu acaba? Tahir mi kesmiş? Babaanne, ama sana kaç defa dedim. O geldiğinde şu televizyonu kapat ama ya dedim. Kimseye sözüm değil. Televizyonun kablosu kesilmiş. Sen yaptın bunu değil mi? Ha, ben kestim, ne olacak? İyi, halt ettin. Yeter artık, bir tut kendini abi, bir dur. Bir susun çocuğum, başlamayın yine. Baba, şimdi ben bugün konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım? O günah kutusunu aldınız, soktunuz bu eve. Sustum, sabır çektim. Ya yani bu mübarek Ramazan günde televizyon mu seyredilir be? Ha? Kur'an okunur, Kur'an. Abi, neden sürekli insanlar üzerinde bir baskı kurma ihtiyacı hissediyorsun? Bunu düşündün mü? Babaannem her zaman Kur'an'ını okuyor. Namazını hiç aksatmıyor. Orucunu da tutuyor kadın. Sen daha ne istiyorsun? Zaten yürüyemiyor kadın. Rahat bırak da biraz nefes alsın, kafası da alsın. Ben şimdi bu kabloyu tamir edeceğim. Sonra gideceğim, o televizyonu açacağım. Sen de babaannemi rahat bırakacaksın. Ya o iş öyle olmayacak. Abi, hiçbir şey yapmıyorsun oğlum. Yok öyle bir abi şey. Abi bırak. Neyi bırak? Abi bırak. Ben neyi bırak oğlum? Bağlayacağım. Bağlarsın. Nereye bağlıyorsun sen? Bırak. Abi bırak. Sen bırak. Oğlum bırak diyorum. Bırak. Abi bağlayacağım ben bunu. Bırak. Abi. Yettiniz be. Çocukken de böyleydiniz. Kedi köpek gibi dalaşır dururdunuz. Eşeklik baki kalıyor demek ki. Git bağla kabloyu hemen. Baba Allah razı olsun ya. Yine ezdin beni ya. Daha dün dediğine tamam demedim mi ben? Ha? Cevap ver. Nisalar bende kalacak dedin, tamam demedim. Doğru bir şey diyorsun, ben hayır mı diyorum? İftara kadar oyalanıyor kadıncağız. Hem ev benim. Sana ne? Tahir, oyalanıyor vallahi. Baba, şu ev meselesine de bir artık konuşsak mı?
Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi değilim. Sen? Asıl ben iyi değilim Ömer. Canı sıkkın olması gereken benim. Sana ne oluyor ki? Peki Süreyya, öyle olsun. Ben çok iyiyim. Evet, iyisin. Dün gece de iyiydin. Ya ben orada Gamze ablayla mutfakta bir şey konuşuyorum. Sen gelip beni onun yanında nasıl küçük düşürürsün Ömer? Bana bu şekilde davranamazsın. Eğer anlamaya niyetin varsa sana son kez anlatacağım. Son kez. Var mı niyet? Dinliyorum. Ben seninle evlenmeye karar verdikten sonra hiçbir şeyi yanlış yapmadım. Ev baktım. Gelinlik baktım. Tut deseydin o evi de bir türlü tutacaktın. Her şey yolunda gidiyordu yani. Ama sen şimdi böyle davranarak her şeyi bozuyorsun. Böyle davranmaya devam edersen bu nişan bozulacak artık, çok net. Ya bir şekilde bana güvenmeyi tercih edersin. Ya da yollarımızı ayırırız. Benden bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun yani, öyle mi? Vazgeçmiyorum ama bana güvenmezsen ben bu ilişkiyi götüremem. Niye götüreyim? Yani ne için? Bana güvenmeyen biriyle neden bir ömür birlikte olmak isteyeyim? Ya da sen aynı şekilde. Güvenmediğin biriyle neden bir ömür birlikte olmak istiyorsun? Ömer, ben sana güvenmiyor değilim ki. Basbayağı güvenmiyorsun. Kendince kafanda kurduğun şeylere inanıyorsun. Sana yok öyle bir şey dememe rağmen sen kendi kafandakilere inanmaya devam ediyorsun. Bu mu güvenmek? Hayır yani o öyle değil işte. Yani her şey üst üste denk gelince Ömer. Ben de bilmiyorum yani. Belki seni çok sevdiğimden, çok kıskandığımdan. Daha önce böyle bir şey yaşamadığımdan. Ondan ya da bundan. Bu ilişkimize zarar veriyor. Ve bana dokunuyor. Sen de bunu gör istiyorum artık. Listen, özür dilerim. Belki biraz fazla üstüne geldim. Ama sen de beni anla lütfen Ömer. Benim şimdi okula gitmem lazım. Figen burada beni bekliyor. İstersen seni de bırakabiliriz. Yok, önce bir cami yürüyeceğim. Sonra okula geçeceğim. Çıkışta ararım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İnsanın ne konuştuğunu söylesene. Yani ben inanıyorum Ömer'e. Ne? Nasıl yani? Basbayağı inanıyorum işte Figen'cim. Yani dediklerinde haklı buluyorum onu. Ben biraz abarttım, fazla kıskançlık yaptım. Ona değil, sana, kendi kafamda kurduklarıma inandım. O yüzden lütfen sen de bundan sonra bu konuyla alakalı bir şey deme bana. Daha fazla kafamın karışmasını istemiyorum ben. Gamze ile görüşmeye devam edecek yani. Evet. Yani kimin ne istiyorsa görüşebilir. Ben Ömer'e güveniyorum. Pes valla. Peki ne diyeyim ya? Figen'cim bir şey deme diyorum işte ben de. Yani ne şimdi ne başka bir zaman bu konuyla ilgili hiçbir şey demeni istemiyorum. Tamam? Hadi gidelim. Peki. Sen bilirsin. Tıkışta da gel annem. Bundan sonra sen götürüp getireceksin. Aşk olsun Tuna. İnadına mı yapıyorsun? Yok, hiç de bile. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Ay, annemden sonra bir de sen kesildin başıma kontrol memuru. Kaç kere söyledim sana oğlum? Erdal Bey'le görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Ya olsun. Yine de sen çıkışta gel al beni. Gelemem, mesaiye kalacağım bugün. Öyle zırt pırt sürekli izin alıyorum zaten bankadan. Olmaz, çalışacağım ben. Hadi sen dersine gir bakalım. Yürü yürü, zil çalacak şimdi. Hadi iyi dersler. Sana da iyi işler. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Ay çok iyi oldu karşılaştığımız. Benim de konuşacağım bir şeyler vardı. Tuna hakkında herhalde değil mi? Aha, evet. Tuna ile ilgili. Seni dinliyorum. Tuna'nın dersleri nasıl? Merak etme, sarhoş değilim. Ne alaka şimdi? Yok hani ben o sarhoşken seninle konuşmak için Tuna'nın dersleri nasıl diye bahane uydurmuştum ya. Gamze başlama yine. Ya tamam. Sen o zaman benim sarhoş olmama çok fena takılmıştın değil mi? Takılmıştın da çaktırmamaya çalıştın. Şimdi de acaba oruç tutmuyorum diye takılıyor musun? Öyle merakımdan sordum öylesine. Konumuz bu değil ki şu an. Ne söyleyeceksen söyle, dinliyorum. Nedir Tuna ile ilgili konuşmak istediğin şey? Bu neyin tavrı böyle? Aa, bu neyin siniri be? Sen niye kızgınsın? Süreyya ile kavga ettin de şimdi burada böyle afra tafra yapıyorsun. Süreyya'cınla mı ilgili yani? Sana ne? İşlerine burnumu sokmamı istemiyorsun. Sen de benim işlerime burnumu sokma o zaman. Ayrıca hani sana neydi Süreyya'dan? Niye soruyorsun şimdi? Diyene bak. Sen değil miydin yapma etme Gamze, evlenme, Tuna istemiyor falan filan bunları diyen kimdi? Ben şimdi iki kelam ettim seninle burada Süreyya Acın'la ilgili. Ben karışmış oldum öyle mi? Karışmak nasıl oluyormuş Ömer Efendi? Tamam o zaman ben bundan sonra senin en ufak bir şeyine bile karışmıyorum. Oldu mu? Ama sen de bana karışma. Tamam? Tamam. Değil tamam. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Karışmayacağım diyorsun sonra yine karışıyorsun. Hep karışıyorsun. Çünkü karışmadan duramıyorsun. Affedersin. Neyine karışmayacağım dedim de karıştım. Mesela o gün müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp koşa koşa buraya geldin. Bana akıllar verdin. Yok etme, yok evlenmeyeceksin, etmeyeceksin. Tuna istemiyor, yapma. Bir dakika. Koşa koşa derken sana mı koştuk? Ben Tuna'ya koştum o gün. Ya tabii. Eminim. Acaba başkası olsaydı aynı şekilde koşa koşa gelir miydin buraya? Gamze saçmalıyorsun şu an, farkındasın değil mi? Ne saçmalıyorum be? Açık açık konuşuyorum işte. Sen de açık olsana. Başka bir öğrencinin velisi olsa yine o şekilde koşarak gelir miydin buraya müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp? Gamze. Ne Gamze? Ne Gamze? Doğru söylüyorum işte. Sen de hiç şimdi öyle bahaneler uydurup kaçmaya çalışma. Ben yemem bunları. Benim hiçbir şeyden kaçtığım falan yok. Hı hı, belli. Süreyya da aptal değil. Kızın gözüne gözüne sokuyorsun. O da sonra bu hale gelip öyle konuşabiliyor benimle. Süreyya'nın girdiği bir hal falan yok. Biz konuştuk, hallettik. Sana da bundan sonra öyle konuşmaz, merak etme. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Sen iyi ki Süreyya ile berabersin. Bazen düşünüyorum da biz olsak nasıl olurdu hani diye. Olmazmış ya. İmkansızmış. Seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Değil mi? Bence de. Ben de seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Pardon, sen beni tanıdıkça ne anlıyormuşsun? Hayat tarzlarımız farklı. Bakış açılarımız farklı. Senin doğru dediğin şey bana göre yanlış. Öyle şeyler işte. Ne gibi mesela? Bunları mı konuşacağız burada şimdi? Ne var canım? Öyle merak ettim. Kısa yani kısa merakımdan soruyorum. Neyse söyle işte. Ya hadi Ömer söyle ne olacak bak. Burada baş başayız. Başka kimse yok bizden başka. Peki. En basitinden içki içip sarhoş olup bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ha şöyle, dökülmeye başladım. Güzel, devam et, çok iyi. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun. Mesela Süreyya'yı istemeye gittiğimiz gün yanına gelip kal desem kalırım dediğimde acaba alkollü olsan ne cevap verirdin ben çok merak ediyorum. Ne oldu? Söyle dedin, söylüyorum işte. Benim sana bazı şeyleri söyleyebilmem için herhangi bir uyarana ihtiyacım yok. İçimden gelenleri olduğu gibi söyleyebiliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Ancak kafan iyi olunca içindekileri söyleyebiliyorsun.
Bir de üstüne ne yaptın? Sarhoştum. Unut dediklerimi dedin. Ben senin için buyum yani. İçen, sarhoş olan, seni arayıp aşkını itiraf eden, böyle taksi köşelerinde sızıp kalan biri. Gamze deyince aklına bu geliyor yani, öyle mi? Yaşanmadı mı bunlar? Kafamdan mı uyduruyorum ben? Yaşandı, haklısın. Ben daha sana ne diyeyim Amur? Diyeceğini dedin zaten. Biz beraber olsak da olmazmışız dedin. Daha ne diyeceksin? Gelsene, hadi ders başlıyor. Hiç canım istemiyor öğretmen. Ne oldu, neyin var? Biliyorsunuz durumları. Canım çok sıkılıyor işte. Artık annem de dinlemiyor beni. Takmıyor yani. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Eve de gitmek istemiyorum. Derse de girmek istemiyorum. Benim de senden aşağı kalır yanım yok. Ne yapsak ki? Maç mı yapsak? Maç mı? Evet evet, bence biz maç yapalım en iyisi. Bence iyi fikir. O zaman bak şöyle yapalım. Ben Kerem'le Adem'le konuşayım. Onlar da ne zamandır oynamak istiyordu zaten. Sen de Erdem'le konuş. E Sadık eniştemi de çağırırız. Taci'yi de alalım. Aşağı mahallede güzel bir maç yaparız. Oley be. Süpersiniz öğretmenim. Saati dersten sonra konuşuruz. Anlaştık. Hadi şimdi derse. İçki içip, sarhoş olup, bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun. Of, delirtecek insanı ya, açmamış hala. Yaman'ı mı arıyordun yoksa? Görüşüyor musunuz siz? Sana ne Mehmet? Ne ters diyorsun be? Sayemde öğrendiniz işte. Babanla annesini yediği... Doğru konuş Mehmet. Doğru konuş. Tamam. Hoşlandığım için kızdırıyorum. Mehmet. Delirtme insanı, sus. Ama o deliyle görüşüyorsun. Git şuradan Mehmet. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Oğlum kız sana git dediyse gideceksin lan. Duydun mu? Ha? Oo, teşrif etmişsin okulumuza. Vur hadi. Bu defa süresiz uzaklaştırma versinler sana. Tamam Yaman. Yaman tamam. Tamam. Ne oluyor yine burada? Al şunu başımızda. Yürüsene be. Hem sen ne yapıyorsun Emine ile orada? Blok sana mı yazıyor? Ya bırak şimdi Yaman onu. Kaç kere aradım, sen niye açmıyorsun? Çok mu özledin? Aynen Yaman, çok özledim seni. Gerçekten çok özledim. Ya konuştun mu dedemle, ne yaptın? Buluştunuz mu? Bir şey söyle. Okula döndüm Emine. İnsan bir hoş geldin, bir şeyler. Yaman anlatır mısın? Ne konuştunuz, söyledin mi dedeme bir şey? Söylemedim. Doğru mu diyorsun?
Git sor. Niye sorayım Yaman? Tanımıyorum dedim. Ama tanıdın. Tanımaz olaydım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gitmiyor muyuz Riva'ya? Bilmiyorum. Sen yüzleşmekten mi korkuyorsun? Peki. Ben gideceğim. Gidince ne yapacaksın peki? Gelirsen görürsün. Nurhan. Anne. Aşağı mahallede sağ var ya, biz orada maç yapacağız. Anne maçı ya. Nereden çıktı şimdi? Boş ver anne ya, sonra anlatırım. Mahalle maçı işte, acelemiz var şimdi. Erdem, Sadık eniştem, sonra Nurhan teyzem. Onlar da gelecek, sen de geleceksin ona göre. Gelsin gelsin, adam olmazsa biz çıkarız sahaya, söyle. Aşko, sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum senden 10 numara defans olur. Hayır. Sen de defans mı oynasın acaba? Herhalde. Ha? Her şey olur benden, hepsi olur, söyle. Anne, Nurhan teyzem defans olacakmış. Nasıl ya? İyi peki, tamam. İlk çıkışta yetişebilirsem gelirim. Hayır anne ya, sen de geleceksin. İşimiz var seninle ha Tuna. Tamam. Maç burada mı olacak? Evet, erken gelmişiz daha. Baksana kimse yok. Senin eşofmanın yok. Keşke bir şeyler alsaydık sana. İşte lastik ayakkabım var, ben onunla idare ederim. İyi madem. Hah, geldiler. Evet, dediğimi unutma, tamam mı? Tamam. Aynı sistem. Güzel maç olsun mu güzel maç? Mahallemiz yıkılsın mı bugün? Tuna, ben sana takımı topla dedim. Mahalleye getirmişsin oğlum, şuraya bak. Ay o seyircisiz, tezahüratsız maç mı olur? Desteğe geldik herhalde. Aşk hocam, sadece say. Gollerimi sadece say. Bu kadar konuşuyorum sana. Gençler, kaleleri yapalım bak. Taşlar var orada kenarlarda. Orada da var. 2,5 metre olsun araları, tamam mı? Hadi oğlum, hızlı, hızlı. Oğlum. Adem'i çağırıyorsun, beni niye çağırmıyorsun sen? Gelmişsin işte, söylenme artık. Aklımdan çıktım ya. Geleceğiz tabii, niye gelmeyeceğiz? İftardan önce biraz kilo verelim. Zaten benim gibi forvet bulamazsın. Değil mi Sadık? Ya Tahir, yapma lan, ne seversen. Daha topu vurmayı bilmiyorsun. Adem, Adem gel gel. Buraya gel, buraya gel. Gel. Bak şimdi baban halı sahada fırtına gibi esecek, fırtına gibi. Sen hep es Tahir. İyi oldu ama. İftar öncesi azıcık şöyle güler eğleniriz. Hmm. Yalnız kaybeden alt sokaktaki dükkanda çocuklara hamburger ısmarlar ona göre. Oo. Yanında da ayran. İki tane yerim ben, şimdiden söyleyeyim mi Allah? Yalnız Allah. Patatesler de baharatlı olsun o zaman. Allah Allah. Kaç para hamburger? Menü mu? Abi, çocukların yanında. Menü değil hacım, menü. Öyle. Menü. Beyler, biraz ısınıyoruz. Isındıktan sonra takımları bölüşüyoruz, tamam mı? Tuna, Taci amcanı, Ömer amcanı çağır gel oğlum. Hadi, tamam. Hızlı. Isınıyoruz beyler. Öğretmenim, Sadık eniştem çağırıyor. Takım bölüşmesi yapacağız. Hadi o zaman. Öğretmenim, bu çok iyi bir fikirdi vallahi. Ama sizden bir şey daha isteyeceğim. Ne olur annem de o adamla evlenmesin. Ben böyle çok mutluyum. Hep böyle mutlu olalım biz. Tuna, bunu sonra konuşsak olur mu? Şimdi maç yapacağız ya. Tamam ama siz yine de anneme söyleyin öğretmenim lütfen. Hadi. Şişt, gelsenize. Daha takımı seçeceğiz. Ömer hadi abi. Tuna hadi. Biz Tuna ile aynı takımdayız. Siz eşleşin için geliyoruz. Gel. Tuna bak. Senin zaten bir baban var. Erdal Bey annenle beraber olsa da hiçbir zaman baban olmayacak. En fazla benim gibi bir arkadaş, bir abi olacak sana. Ama senin gibi olamaz işte. Ama bunu bilemezsin. Çünkü ona hiçbir şans vermedin. Onunla bir yerlere gidip vakit geçirdin mi? Ya o da sana yaklaşmaya korkuyorsa?
Hem annen ömür boyu yalnız mı kalsın? Ben varım. Ama sen büyüyeceksin. Bir gün aşık olacaksın birine. Sevdiğinin olmak isteyeceksin. Kim bilir belki bir gün yurt dışında yaşayacağım deyip gideceksin. Annen ne yapacak o zaman? Tek başına kalacak. Ama yani... Yok, olmaz. Bak, bu zor bir şey, kabul ediyorum. Ama ona bir şans vermen her şeyi daha da kolaylaştıracak. Birlikte vakit geçirmeye başlayın. Birbirinizi tanıdıkça aranızdaki mesafe daha da azalacak. Sen de onu sevmeye başlayacaksın. Sen seviyor musun peki o adamı? Yani iyi biri mi? Gayet iyi biri. Seni sevecek biri. Sana sahip çıkacak biri. Onunla birlikteyken sıkılmayacağın bir insan. Hem annene de çok özen gösteriyor. Kötü biri olsa ben sana bunları der miyim hiç? Karşı takımı yenersek dediklerini yapacağım. Anlaştık. Çek o zaman. Hey. Gelin gelin. Şimdi Ömerciğim biz takımı kurduk. Şöyle yapıyoruz abi. Sen, Tuna, Taci sende, Kerem sende, bizim takımda ben, Tahir, Adem, Erdem. Tamam mı abi? Tamam. Yazın Tuna'm o zaman. Biz çıkalım o zaman ya. Hadi. Kızlar bak bizi tezahüratsız bırakmayın ha. Hadi. Yüksek. Yalnız bırakmayın bizi. Buradayım. Bana bak. Aşk hocumsun. Aşk hocumsun be. Aşk hocumsun be. Yazın Tuna'm. Abime sor. Tahir yazın Tuna'm. O kumar olmuyor değil mi? Ya Tahir yapma bana seversen ya. Ne kumar abi? Yazın Tura mı? Tura. Tura geldi. Başlarsınız beyler. Hadi güzel maç olsun mu? Gel. Hadi. Biz burada mıyız? Adem sen kalitesin. Kerem, Tura. Hadi sen de başlayın. Abi. Tamam. Tamam hadi. Hadi bismillah. Bak bu tehlikeli, bu tehlikeli. Baba gel arka arka. Gerideyim. Gol vursun be! Cezan sansın. Tayyip gel, gel. Adem tut oğlum. Yavaş. Bravo. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk Şükra. Nasılsın Gamze ablam? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın Süreyya? İyiyim ben de. Hadi bakalım. Dair tek yol. Aşkım tek koş. Allah aşkına tek başına bak. Hadi Tuna. Hadi. Hadi oğlum benim. Kerem. Dair tehlikeli bu. Tut bunu. Dair. Tuna koş! Aferin Tuna! Gel Taci. Aslan oğlum benim be! Hamburger değil.
Hamburger! Ya Allah aşkına sen biraz oynayın abi ya. Tek başıma oynuyorum abi ya. Ne? Vallahi billahi tek başıma oynuyorum ya. Aferin sana. Hoca adamsın yere yatıyorsun ya. Bu yoruldum ne ya? Abi. Bak karım bakıyor sana. Gel gel. Hadi biz de. Koş. Offside. 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 Ya şu sahada ne offside'ı gözünü seveyim. Bal gibi gol. Offside. Ya Allah aşkına ne offside? Offside kuralı koymadık ki abi. Bal gibi de gol. Gol Ömer. Gol abi. Gol. E tek başına oynuyorsun Tahir. Biraz pas ver abi. Anne nasıl gol attı gördün değil mi? Adamı şampiyonum benim. Oynatma orada. Erdem su gibisin oğlum. Nasılsın lan? Sen çok terlemişsin. Gel şurada. Tütün değiştirelim. Şu senin değil mi? Gel. Çıkart tişörtünü. Sen hiç koşmadın. Bütün golleri yememizin sebebi Tahir. Bak yemin ediyorum sana Tahir yani. Ben hiçbir şey yememem. Gamze, Erdal Bey geliyor. Eve gidince banyo yapsın. Erdal Bey buradan geçiyormuş. Geçerken bize bir merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuna. Biz daha demin çok güzel bir maç yaptık. Bir dahaki sefere siz de bizimle oynarsınız olur mu? Olur tabii. Çok sevinirim. Açık söylemek gerekirse ben buraya gelirken biraz tedirgindim. Annen de öyle. Beni yine görmek istemezsin diye korkuyorduk. Evet aslında öyleydi. Ama sonra Ömer öğretmenimle konuştum. Sizin çok iyi bir insan olduğunuz konusunda beni ikna etti. Öyle mi? Sen yine de bir bak. Dediği gibi bir adam çıkacak benim diye. Ama ben iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Bir arkadaş sarılması. Biliyor musunuz? Benim golümle bizim takım kazandı. Öyle mi? Tebrik ederim. Kaybeden takım da bize hamburger ısmarlayacak. İsterseniz siz de bizimle hamburger yemeye gelebilirsiniz. Olur. Tabii çok sevinirim. İyi tamam o zaman birlikte gidelim. Harika. Millet hadi hamburgerciye. Hadi hadi toplanın yavaş yavaş hadi. Tahir'cim hamburgerciye gidiyoruz. Hamburgerleri sen ısmarlıyorsun çünkü bütün golleri senin yüzünden yedik. Tuna, hadi.